Herkese merhaba, İlginç İtiraflar kanalına hoş geldiniz. Destek olmak için abone olabilirsiniz ve paylaşabilirsiniz. Bugün zengin bir şehir kızının çobanla yaşadığı yasak ilişkiden bahsedeceğiz. Sizin de hikayeniz varsa ekranda görünen hesaba iletebilirsiniz. Hemen vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Birinci hikaye, selamlar. İsmim Sarıgül, kendim şehirde büyüyen bir kızım. Çok elit bir ailede büyüdüm. Babamı ve annem her zaman sevdim ve şimdi bile seviyorum. Bir kez evlendim fakat ilişkimiz gitmeyince boşanmak zorunda kaldım. Sebebi ise köydeki çoban mı bilemiyorum. Onunla bazen görüşüyorum fakat ailem onunla evlenmeme izin vermez. O yüzden gizlin saklın sammanlıkta falan görebiliyorum. Kendim hakkında bilgiler vermek isterim. Ben çok güzel bir kızdım ve okulumu en iyi şekilde okuyordum. Ve aileme çok layık bir kız olmak için elimden ne geliyorsa onu yapmaya hazırdım. Ailem de benim okumam ve gelişmem için ellerinden ne geliyorsa yaparlardı. Kendimi birçok konuda geliştirmiştim fakat sevgi konusunda çok saftım ve gördüğüm yakışıklı erkekler benim aklımı çelebiliyorlardı. Bu konuda çok zaafım vardı. Sonucunun kötü olabileceğini anlıyordum. Bu yüzden o konulara daha fazla vakit ayırmak istemiyordum. Neyse, ben işte en iyi zamanlarımı geçirirken en iyi üniversitelerden birini kazandım. Babam parası ne olursa olsun okutacaktı beni, tıp okuyacaktım. Çocukluktan hayalim bu yöndeydi ve iyi bir üniversite kazandım. Çocukluktan doktor olmak istiyordum ve hayalimi gerçekleştirmiştim. Bu beni çok mutlu ediyordu. Ailem de beni tebrik etsinler diye köyü anneannemlerin yanına götürdüler. İşte oralarda akrabalarım falan kalıyordu. Ben de bu köye en son çocukken gelmiştim. Köyümüzdeki çoban Halil amca bana çok karşı çok iyiydi. Yaşlı bir amcaydı ve ben çocukken koyunlarla falan oynamaya izin verirdi. Ben de köye gider gitmez onu görmek istiyordum. Köydeki evimizden aralıda olurdu genelde Halil amca. Fakat bu sefer gittiğimde Halil amca yoktu. Onun yerine benim yaşlarımda genç ve yakışıklı biri vardı. Ona Halil amca nerede diye sorduğumda öldü ve artık çoban benim dedi. Bu beni çok etkilemişti. Beklemediğim anda ağlamaya başladım. O bana neden ağlıyorsun, gel burada otur falan dedi. Su falan verdi ve ben sakinleşmiştim. Onun ellerine falan dokundum istemsizce ve ona sarıldım. Kendisinden çok kötü koku geliyordu fakat bu umurumda bile değildi. Sonra onunla konuşmaya ve dertleşmeye başladım. İsmi Emre'ydi. Uzun boylu kaslı bir çocuktu. Çok yakışıklıydı. Onu ilk gördüğümde aşık oldum. Fakat bunu şimdilik diyemezdim. Bir süre samimi muhabbet ettikten sonra eve döndüm ve tüm günü uyuduğumda dahil onu düşünüyordum. Ona gerçekten aşık olmuştum ve daha önce böyle bir duygu hissetmemiştim. İlk defa birine karşı böyle şeyler hissediyordum. Ona nasıl söyleyecektim bilmiyordum. Kendisi benden de saf çocuktu. Bana abla dediği her an aklıma geliyordu ve ona içimde kızıyordum. Yarın yine onun yanına gitmeliydim ve onunla konuşmalıydım. Rüyamda da onu görmüştüm. O adamı aklıma koymuştum. Fakat ailem buna karşı mı çıkacaktı bilmiyorum. Şimdiye kadar beni özgür bıraktılar ve aldığım her karara saygı duydular. Buna da karşı çıksalar da emindim ki sonunda benim aldığım karara saygı duyacaklar. Neyse, yarın oldu ve çoban Emre'ni düşünerek yola koyuldum. Evden uzaklaştıktan sonra onu gördüm ve kalbim yine hızla atmaya başladı. Gittim yanına ve bir yerlerde oturduk. Yine sohbetler falan etmeye başladık. Kendisinin saf olduğunu ve bana sarpmayacağını anladım ve kendim ona yaklaşmalıydım. Biraz sohbet ettik ve benim zengin bir aileden geldiğimi ve doktor olmak istediğimi öğrendi. Kendisi okulu atmıştı ve okulda çok iyi okuyordum diyordu fakat Halil amcanın ölmesi üzerine onun mesleğini devam etmek zorundaydı. Ona acımıştım. Keşke okusa, üzerine iyi giyse de insanların ona karşı düşünceleri farklı olsaydı. Onunla yaklaşık 2 saatti konuşuyordum. Beklemediği anda ellerini tuttum ve artık ona sevdiğimi itiraf etme vaktim gelmişti. Ona evet sevdiğimi söyledim. Bunu duyunca konuşamadı. Suskunluk oldu ve ben arkamı dönüp eve döndüm. Cevabını beklemedim. O da ne cevap vereceğini düşünüyordu. Benim gibi kültürlü birinin çobanla ne işi vardı, ona nasıl aşık olmuştu bilmiyorum.
Eve döndüğümde ailem nerede olduğumu söyleyince oyaladım onları ve bahaneler ürettim. Yarın yine onun yanına gitmek istiyordum. Onsuz kalamazdım, hayatımda gördüğüm en yakışıklı erkekti. Keşke çoban olmasaydı. Onunla gelecekte planlar kuruyordum. Onunla şehire taşınıp okutmalıydım. Bu gece de rüyamda onu gördüm. Onunla birlikte yaşıyorduk ve çok şık giyinmişti, rüyamda yanıma yaklaşıp. Benimle dans ediyor, sonra yatak odasına gidiyorduk. Saçma sapan rüyalar görüyordum 2 gündür. Yarın yine onun yanına gidecektim. Yine evden çıktım, fakat bu sefer babam şüpheleniyordu benden ve arkamca gelmiş meğerse. Gittim onunla bir yere oturduk ve cevabının ne olduğunu bilmek istedim. Bana bak, sen güzel, çok güzel bir kızsın, seni sevmek isterim, fakat ailen buna izin vermez. Hem doğru değil, ben bir çobanım. Sen çok güzel bir kızsın ve kültürlü bir kadınsın. Kendi durumunda biriyle evlensen iyi olur. Bence, dedi, buna kızmıştım. Benim gibi insanlar çoğu sahte oluyor ve onlardan zevk alamıyorum. Sen çok safsın ve çok yakışıklısın, olduğun gibisin. Ama ailen izin vermez. Ona sarıldım ve ellerinden tuttum. Bunu babam görünce hemen arkamdan, kızım gel buraya, sen ne yapıyorsun? Ne diyeceğimi bilemedim. Babam bizi görmüştü. Hemen onunla yanına gittim ve ağlayarak eve döndüm. Evde, baba ben onu seviyorum, evlenmek istiyorum onunla, dedim. O bana, ne konuştuğunun farkında mısın sen? Böyle bir şey asla olamaz, benim. Koskoca zeki kızım bir çobanla evlenir mi? Bana ne derler? Aptal derler kızım bana. Böyle bir şeye asla izin veremem. Hemen tüm eşyalarını topla ve şehire dönelim. Buranın havası senin kafanı güzel yapmış sanırım. Ben mahvolmuştum. Ailemin izin vereceğini sanmıştım. Lanet olsun, şehire gittiğimde bir süre geceler ağlıyordum onu özlediğim için. Fakat zaman geçti, ben üniversiteni bitirdim ve artık çalışmaya başladım. Onu unutamasam da yeni bir insanla tanıştım ve artık evlenmeliydim onunla. Hayalimde köydeki çobanla evlendiğimi düşünüyordum, fakat meslek arkadaşım bir doktorla evleniyordum. Çok da mutlu değildim bunun için. Ama artık evlenmeliydim. Ailem de onunla evlenmeme izin vermişlerdi. Ama mutlu olacaktım mı, soru işaretiydi. Bir süre evli kaldık, mesleğimiz gereği sabahlar ben çalışıyordum, akşamlarda o, birbirimizi görmüyorduk neredeyse. Nasıl mutlu olacaktım? Birkaç evli kaldık, fakat artık bizde olmayacağını anladık ve ayrılmak kararı aldık. Boşandık ve kendi hayatımıza devam edecektik. Ama benim aklım yine çobandaydı. Ondan düşüncelerimi çekemiyordum. Beni mutlu edeceğini zannediyordum. Ailemden de evlendiğim süreçte ayrılmıştım ve şimdi de bir ev tuttum ve kendim kalıyordum. Yalnız yaşamak daha iyiydi. Bir de sevdiğim bir insan olursa ne güzel olurdu. Uzun süre düşündükten sonra gittim köye yalnız başıma. Gittim ve o adam hala oradaydı. Büyümüştü ama Emre daha da yakışıklı olmuştu. Yine koyunlarıyla beraberdi. Gittim ve beni gördüğünde şaşırdı. Bir süreliğine tanımadı, fakat yaklaştığımda ve onu seslediğimde hemen tanıdı. Ona tüm olanları anlattım. Babamın o zaman izin vermediğini, fakat şimdi aramızda kimsenin olmadığını söyledim. Hatta bir kere evlendiğimi, fakat mutlu olmadığım için ayrıldığımı anlattım. Yine onunla konuştuğumda yüreğim çok hızlı atmaya başlamıştı. Ona aşıktım işte, seviyordum işte, ne yapabilirdim ki? O da seni gördükten sonra asla başka bir kadını sevmediğini söyledi. Kendisi evlenmemişti. Bana sarıldı ve koyunların yanında öylece birlikte olduk. Bunu hatırladığımda yüzümde gülümseme oluşuyor. Onunla konuştum ve tüm koyunlarının ve köydeki her şeyi sattı. Benimle gelmeye hazırdı ve benimle birlikte şehire döndü. Artık benimle birlikte yaşayacaktı. Hayatımdaki en mutlu günlerdi. Nasıl seviyordumsa onu hiç kismeye değişmezdim. Parası da var artık. Ona en güzel kıyafetleri, parfümleri alıyordum. Çok değişmişti. Artık eğitimde alıyordu. Geceleri işten döndüğümde onunla dans eder, sonra yatak odasına geçerdik. Onunla birlikte olmak bana zevk veriyordu. Asla ondan ayrılmak istemiyordum. Şimdi de onunla evlenmedim ve birlikte olduğumu da ailem bilmiyor. Ama aileme söyleyeyim de onun bu değişimini gördüklerinde şok olacaklar. Çoban artık kültürlü biriydi. Ona dokunmak, sarılmak, kaslarına dokunmak çok zevkliydi. Aklımı başımdan alıyordu. Şimdi de beraberiz. Bunu henüz ailem bilmiyor.
ama sizinle paylaşmak istedim. Siz ne düşünüyorsunuz? Aileme tüm olanları söylemem gerekli mi yoksa yine ailem buna karşı çıkarlar? Bundan korkuyorum işte. Allah da yardım ederse onunla evlenmek istiyorum. Umarım beni. Anladınız, yaptıklarım kötü bir şey mi iyi mi bilmiyorum. Yaptığınız yorumları okuyacağım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Evet arkadaşlar, bir hikayenin de sonuna geldik. Ayşegül'ün yaptıkları çılgınca ve siz olsanız böyle bir şey yapar mıydınız? Ben yapmazdım. Umarım tüm olanları anlamışsınız. Kanalımıza destek için abone olmayı ve videonu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.